Yani buraya denize bile gelmeseniz, kimisi diyor ki ben göllerde yüzemiyorum çünkü dibini görmediğim için korkuyorum. Abi 3 hafta kaykay yapmadım var ya, el kol ayak koordinasyonu her şeyi unutmuşum. Buradan küçük bir kahve molasına gidiyoruz. Kahve kapışına girdiyseyiz biz şimdi. Bu köfteci de yeni açıldı galiba. Burada da tamamen artık her şeyi bisiklet yoluna çevirdiler. Sağlı sollu bayağı büyüttüler yani. Arabalara çok fazla yer kalmadı farkındaysanız. Hatta burasının komple bisiklet yolu olma planı var. Eğer onaylanırsa, baksana bu taraftan başladı yolun yarısı sadece bisikletlere ait. Çok bomba bir şey olacak. Oh, kuş sesleri, muş sesleri. Abi böyle bir şey geldi. Biz bunu burada ilk defa söylemiştik. Bayağı da hızlı geldi yani. Meyve. Yanına croissant, böyle bir şey. 5 euro gibi bir şeydi bu. Küçük bir böyle bize ağırlık yapmasın diye küçük bir şey söyledik. Evet. Manzaramız da güzel. Bayağı insan çıkmış oldu dışarı. Tam bomba. Bunu ben de öğrenmek istiyordum. Şey, pandemi geldi ya, bütün dans kursları onları, bunlar her şeyi kapattılar. Bomba ya. Güneşe batırıyoruz yavaştan. Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Victoria ile beraber denize gidiyoruz. Berlin'e yeni gelecekler için birkaç yer göstermek istedim. Şimdi bizim ilk durduğumuz durak Schlachtensee. Şöyle arkamızda da bir orman var. Göl bu ormanların arasından geçince başlıyor. Şimdi biz bu durakta indik. Hani ilk defa gelecekler için söylüyorum. Bu durakta indik. Bütün zaten bu olan komple orman çok güzel. Bunun yanında bir başka daha deniz var. O biraz daha küçük. Ama biraz böyle aile yeri. Daha nasıl söyleyeyim, çok gençler yok. Burada çok fazla genç var. Hep parti yapıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Gençler için güzel. Ama biz artık 30'u geçtik. Böyle bağırış çağırış istemiyoruz. Neyse, şimdi buradan oraya gideceğiz. Ben de size böyle hem yolu göstereceğim. İşte hem de biraz böyle kız arkadaşınızla ailece falan ne yapabilirsiniz. Size bir böyle fikir vermiş olacağım. Burada şimdi asansörü bekliyoruz. Asansörle önce bisikletleri bizim indireceğiz. Bu bölge çok güzel arkadaşlar. Hep yeşillik içinde. Ormanlar sağınız solunuz, her yeriniz orman, zaten göreceksiniz şimdi aşağı inince. Bakın arkadaşlar, direkt asansörle indik. Direkt birazcık yürüdüğünüzde zaten insanları göreceksiniz arka tarafta. Şöyle tutayım. İnsanlar orada güneşleniyorlar. Bunun altında da zaten direkt göl başlıyor. Ama biz şimdi biraz bisikletle öbür tarafa gideceğiz. Size başka bir deniz göstereceğim. Burada direkt böyle bir tane bisiklet yolu başlıyor. En güzeli bisikletle gelmek, çünkü arabayla park yeri bulma sorunu yaşayacaksınız. O yüzden arabanızı maramanızı evde bırakın abi. Bisikletleri alın, bisikletleri atlayıp gelin. Arkadaşlar yolumuz böyle. Ormanın içinde, eşiklerin içinde başlıyor. Gerçekten çok güzel bir atış var. Hepinize tavsiye ediyorum. Gerçekten huzur buluyorsunuz yani. Okay, let's go. Victoria bisikletin arkasına iki tane muz koymuş ya. You take the bananas, get out of there. Aa, abi çok güzel ya. Yemyeşil, insan huzur doluyor. Şimdi bu ilk gölün aşağı yukarı sonuna geliyoruz. Buradan öbür tarafa geçeceğiz. Buradaki orman da bitiyor.
bu yolun devamında aşağı yukarı bir 5 dakika sonra falan o ikinci gölün gelmesi gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gölün bittiği yerdeyiz. Burada arkamda bir tane restoran göreceksiniz. İstiyorsanız yiyecek içecek bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta durun size direkt kameranın ön açısıyla göstereyim. Şöyle bu taraftan göle girebiliyorsunuz. Yüzebiliyorsunuz yani. Burada masalar falan var. Oturabiliyorsunuz. İşte çok acıkırsanız da ön tarafta restoran var direkt. Böyle doğanın içinde. Kocaman ormanların, ağaçların içinde. Burada da gidip böyle yani bu şekilde böyle yol devam ediyor. Gölün bütün çevresini dolanabiliyorsunuz. İnsanlar herkes gelmiş işte böyle bisikletlerini buraya bırakmışlar. Biz de şimdi Victoria ile yola devam edeceğiz. Buradaki yolu bilmiyoruz. Büyük ihtimal şuradan yukarı çıkacağız. Ana yola, ana yoldan öbür göle geçeceğiz. Tamam şimdi bu yolu biz de denememiştik. Video için denemiş olalım. Biz de buradan gideceğiz. Belki bu da ikinci ormana, ikinci göle açılabilir. Tekrar bir yola çıkalım. So, las baby. Las. Burada bir tane daha yol ayrımı geldi. Biz sol taraftan gitmeye karar verdik. Direkt ormanın içinden gideceğiz yani. Bakalım. Muzları da koymuş oraya ya. Die Bananen sehen sehr lustig aus. Ya. Muzlar çok komik gözüküyor abi. Bu geldiğimiz ormanın içi çok güzel ya. Ah. Şuna kommen. Okay. Was neu? Aa çoktan geldik diyor. Geldik. Gerçekten arkadaşlar ben de hiç bilmiyordum. Tesadüfen denik biz bu ana yola çıkacaktık. Hiç ana yola çıkmadan burada bu yolların arasından gelmeden burada hep yazlık evler var. Daha çok zenginlerin villaları falan. Aa direkt ormanın içinden şimdi bir de bunun içine gireceğiz. Orada devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bu da ikinci yol. İkinci göl, ikinci orman. Öyle söyleyeyim yani. Victoria nerede? Basıp gitmiş. Aa sonunda geldik arkadaşlar. İndik göl tarafına. Şimdi buradan sol taraftan şu köprüyü geçip devam edeceğiz. Çok tatlı bir köprü yapmışlar. Hop. Ich hab dich verloren. Aber wie? Ich hab den falschen Weg genommen. Yanlış yola gittim abi orada sağ tarafa oralara bir yerlere. Egal, Hauptsache ich hab dich wieder gefunden. Tam şey böyle güneş geliyor gözümüzün içine. Neyse asıl gelmek istediğimiz bizim göl bugünkü bu. Şimdi bundan da şöyle hafif bir yuvarlak yapacağız. Burada göllerin hepsi arkadaşlar yuvarlak. Yani soldan da gitseniz sağdan da gitseniz hep aynı yola çıkıyorsunuz. Biraz da böyle size manzara olsun diye soldan gideceğiz. Ondan sonra işte asıl istediğimiz yere varacağız yani. Burası tabii Türkiye gibi değil arkadaşlar. Öyle çok sahil mahil kumsal yok. Böyle kenar tarafa herkes bir delik boşluk bulduğunda az çok işte havlusunu çadırını koyup insanlar böyle giriyorlar ama bunun birazcık ilerisinde daha kumların olduğu bir bölüm var. Biz de tesadüfen bulduk orayı. Biz şimdi daha çok o tarafa doğru gideceğiz. Bak burada görüyor musun? İnsan grup olarak arkadaşlarla çocuklarla işte gelmişler. Vallahi arkadaşlar geldik yüzeceğiz diye ama hava hiç öyle sıcak falan değil yani bayağı esiyor. 26 derece aslında ama güneş müneş böyle çok şey değil. Gerçek böyle sert bir güneş yok yani. Çok yüzecek bir hava yok aslında bugün ama. Kuşları duyuyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem ya. Abi doğa çok güzel bir şey ya. Farewell. Çocuk gibi yüzdü ya.
Sudan çıkmadı. Şimdi yoruldu, uykusu geldi bu saatte. Bu saat dedim de saat 6 yani, bakmayın. Şimdi küçük böyle peynir, ekmek bir şeyler getirdik yanımıza. Şöyle şey, badem falan getirdik. Bir şey atıştıracağız arkadaşlar. Deniz manzaralı. Buradaki denizler de Türkiye'dekiyle bir sayılmaz ama böyle işte küçük düzgün birkaç köşe bulduğunuzda güzel yerler var. Şimdi burada bir tane domatesimiz var, peynirimiz var. Şöyle deniz manzaralı. Aaa! Nachos da getirdik. O yüzden değil. Ben niye ya? Benim çantadaymış. Bu su. Şöyle bakalım. Aaa! Cipsimiz de var. Deniz manzaralı. Bir de ekmek. Aa, ekmekler dökülüyor çantada. Tamam abi, yeter işte ya. Baştan gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle gitmeden önce size bir gölü almak istedim. Doğa hiç bozulmamış. Muhteşem. Su da çok güzeldi bugün. Burger istiyorum diyor. Çok spor yaptım, bir de yüzdüm. Arkadaşlar yavaştan artık ayrılıyoruz. Bisikletleri aldık. Bu sefer farklı bir yoldan gideceğiz. Öbür taraftan yuvarlak yaparak böyle gelmiştik. Buradan şimdi dümdüz hemen çıkışa varacağız. Tekrar ormanın içine giriyoruz buradan. Oh, çok güzel püfür püfür esiyor. Çok güzel bir orman ya. Yani buraya denize bile gelmeseniz, kimisi diyor ki ben göllerde yüzemiyorum çünkü dibini görmediğim için korkuyorum falan. Arkadaşlar çok çok derin yani. Victoria da orada bir şeyler anlatıyor. Çok güzel ya. Bakın arkadaşlar, gün başında buradan gelmiştik. İnsanlar falan vardı. Şimdi herkes gitmiş. Biz de ayrılıyoruz. Bu arada İtalya final oynuyor bu akşam. İtalyan arkadaşlarla buluşacağız. Şimdi buradan çok hızlı bir duş alıp direkt İtalyanların maçına beraber gidiyoruz. Komm ja nicht rein. Evet arkadaşlar, şimdi Victor ile ikimizin uykusu geldi. Ice cafe yapıyoruz. Yani üstünü kapatmayı unutmuşum da. Neyse, şimdi kahvemizi de koyuyoruz. Oh. Abi şimdi hızla maça gidiyoruz ama Victoria'yla birbirimizi kaybettik yani. Bu kızla biz hep yolu birbirimizi kaybediyoruz ya. Ha, geriden geliyor orada. 10 dakika içinde maç başlıyor. Biz de abi. Ya ya, give gas diyor bana. Gaz ver diyor. Lan buraya bak, ne kadar güzel. Lan bunların hiçbiri maçı izlemeyecek mi? Gelmişler buraya. Adamların futbolla ilgisi yok. Adamların futbol. Baksanız arkadaşlar, millet hala burada dışarıda sürtüyor. Google Map'ten adresi bakmamız lazım ama telefonu öne koydum. Hemen bakıyoruz. Ooo, das Spiel beginnt gerade. Şimdi WhatsApp. Sonunda gelebildik, çok güzel bir yer burası. Tam böyle tipik İtalyan restoranı. Ha, bir dakika şimdi göstereceğim içeriden. Aa, çok güzel bir mekan ya. Hiç buraya gelmemiştim daha önce. Wow. Aa, çok güzel bir mekan. Aa, burada mı çok güzel. Arkadaşlar bizim oturduğumuz masa bu. Bu masayla beraber arkadaşlar beraber maçı izliyoruz. Kuraya haben mich eingeladen. Zwei Bier hat nicht bezahlt. 7 Euro waren zu teuer für ihn. Diyor ki benim diyor içtiğim biraları. Steven Euro waren zu teuer für ihn. Das spricht so schlecht über dich. Also ich würde mir die Waffe hier nicht rausgehen. Benim diyor, içtim diyor, biraları diyor, ödemedi diyor. 7 Euro dediği de 7 Euro. 7 Euro so viel für dich.
nicht. Nein, kannst du nicht mehr fliegen. Keinen Urlaub machen. Nein, 7 Euro, nein. Lan 4 tane ben içtim zaten 14 euro. €14 kann man nicht mehr fliegen. Nichts mehr, man kann Geschenk kaufen. 7 Euro bist du arm. Fünfmal zum Essen eingeladen im Restaurant. Mindestens. 210 TL yapıyor. Ödemedim, hesabını ödemedim ya. Ich bezahle für uns beide. Ich bin Lima. Du? Nix. What the fuck? Es passiert. Yay! Also wir fliegen nach Rom. Ja.